Gençler merhabalar ben SML hocanız SML hoca matematik youtube kanalındasınız arkadaşlar 11. haftadayız 11. haftada ilk önden size bir bonus konu hala bitiremediğimiz ama bu hafta itibariyle biten fonksiyonlar konusuyla alakalı fonksiyonlarda dönüşümlerin konu anlatımını yaptım bu da ikinci videonuz sevgili gençler eşitsizliklerdeyiz eşitsizlikleri de anlattıktan sonra böylelikle ikinci dereceden denklem parabol ve eşitsizlik kısmına da bir son vermiş oluyoruz. Unutmayın ki haftaya problemler serisi başlayacak sevgili gençler oran orantı ve problemleri işledikten sonraki problemlerden bol miktarda soru çözeceğimizi bol miktarda size ödevlendirme yapacağımı söylemiştim. Ve daha sonraki haftada artık burası sizin ödev haftanız olacak ve durmadan o ödevleri yapacaksınız ve bol miktarda bakın unutmayın bu bol miktarda kelimesi ee, cümlesi diyelim sakın ola sizi yanıltmasın. Ee, belki kimileri için 200 soru bol miktardır. Kimisi için 300, kimisi için 500, kimisi için 1000. Ee, fakat bol miktarda kasıt en az 400 tane problemler sorusu çözmeniz gerekiyor o 2 hafta içerisinde. Hani hocam 2 haftada 400 soru çok az değil mi diye düşünecek. Olursanız da sakın ola burada da yanılmayın. Çünkü arkadaşlar problemlerden bahsediyoruz. Hani eski klasik problemlerden böyle kısa kısa 3 satır 4 satır problemlerden bahsetmiyoruz. Bol miktarda böyle kelli sorulardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlardan da en az 400 tane çözmen gerekiyor o hafta içerisinde. Neyse biz o haftayı daha sonra değerlendiririz. Şu an bizim yapmamız gereken birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin bir tanımını yapalım. Hadi bismillah diyelim bir başlayalım dersimize. Şimdi A ile B bir reel sayı ve A sıfırdan farklı olacak. AX artı B sıfırdan büyük, sıfırdan küçük, sıfırdan büyük veya eşit, küçük veya eşit. Bakın bunları bu şekilde okumayı sizde alışkanlık haline getirin. Küçük eşit veya büyük eşit demeyin. Büyük veya eşit, küçük veya eşit diye okuyun bunları. Ee, Hocam büyük eşit desek, küçük eşit desek ne olur diye sorgulamayın. Yani e, aslında doğrusu veya koymak araya. Büyük veya eşit, küçük veya eşit. Tamam şeklindeki eşitsizliklere birinci dereceden bir bilinmeyen yani eşitsizlik diyoruz. Şimdi ax artı b'nin işaret tablosunu inceleyeceğiz fx için. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyenle fx eşittir ax artı b fonksiyonunun işaretini incelemek için aşağıdaki işlemler yapılır. Hangi işlemlermiş onlar? Şunlar. Bakın gençler fx eşittir sıfır yapan x değerini önce bir bulacağız. Yani fx'in kökünü bulacağız. Gençler zaten bir ifadeyi sıfır eşitlediğiniz zaman bulduğunuz x değerleri onun kökleri olur. Dolayısıyla fx'in köklerini bulacaksınız. Peki buradan kök ne gelir arkadaşlar? Eksi b bölü a. Biz buna kök diyorduk. Pekala. İkinci aşamada ax artı b fonksiyonunun baş katsayısı yani a'nın işareti belirlenecek. Peki a dediğimiz şey neydi? Şuradaki yani x'in katsayısı negatif mi pozitif mi bu önemli bizim için. Ve son adımda da aşağıdaki gibi bir işaret tablosu yapıyorsunuz. Bu işaret tablosunda neler var? Aslında şuradaki kısım sevgili gençler yani şu kısım bizim sayı doğrumuz olacak. Sayı doğrusunun üzerinde ben eksi b bölü a'yı yani kökümü gösteriyorum. Bu taraf eksi sonsuza bu tarafta artı sonsuza gidiyordu bunu biliyorsunuz. Pekala küçüktür varsa yuvarlak, büyüktür varsa gene yuvarlak. eşitlik varsa yani küçük veya eşit diyorsak, içini dolduracaksınız. Büyük veya eşit diyorsanız içini dolduracaksınız. Birazdan net bir şekilde bunları göstereceğiz. Peki hocam sağ tarafını sağ tarafı ve sol tarafa ne yazacağız? Sağ tarafa a'nın işaretinin aynısını yazacaksın. Yani artı artıysa artı mesela. Kökü bu tarafa doğru gidiyorsun. Kökü gördüğün an eksi diyorsun. Aslında bu kök gördüğün artı, kök gördüğün eksi muhabbeti değil. Ne hocam peki? Yani bize böyle öğrendik. Aslında bu ne biliyor musunuz? Şu. Birazdan soruyu, soruda göreceğiz. Mesela bu denklemin kökü nedir sevgili gençler? 5'tir. X eşittir 5. Bu denklemin köküdür. Pekala. Bu ifadenin köküdür diyelim. Denklem değil oradaki eşitsizlik çünkü. Pekala gelin şimdi sizle beraber bir işaret tablosu oluşturalım. Bu işaret tablosuna sevgili gençler şöyle iki tane satırımı çizdim. Daha sonrasında şuna koydum. Kökümüz neydi? 5. Bu taraf eksi sonsuza gidiyor. Bu taraf artı sonsuza gidiyor dedik. Pekala bu kökü de işaretledim. İşaretledikten sonra burada eşitlik olduğu için ben bunun içinde taradım. Şimdi burada bunlar x'in alabileceği değerler. Burası da fx sevgili gençler. Peki sonra ne yapacağız hocam? Sonra da şunu yapacaksın bak. x'in burada kat sayısına eksi 3. Eksi olduğu için burada eksi diyorsun. Bu tarafta da artı diyorsun. E hocam sen de öyle yaptın. Kökü gördüğünce kökü görünce artı yapmadım. Aslında olay şu gençler. X'ler burada 5'ten büyük değerler aldığında buradaki ifade negatif olur diyoruz. 5'ten daha küçük herhangi bir değer aldığında da pozitif olur diyoruz. Yani aynı mutlak değerli gibi düşünebilirsiniz. Mesela x eksi 5'in mutlak değerini. Ben 5 yaparsam kökü bunun 5'tir. Eyvallah. 5'in sağ tarafında burası pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar ama 5'in sol tarafında sayı doğrusunda x gördüğün yere sen 5'ten küçük değerler yazdığın zaman burası negatif çıkacaktır. 5 x olur. Aynı bu mantıkla burada da aynısını yapıyoruz sevgili gençler. Şimdi geçtik bir diğer sorumuza. Bu arada çözüm kümesini bulunuz demişti. Çözüm kümesi de pozitif olan kısmı istediği için ve 5'te dahil olmak üzere bizim çözüm kümemiz aslında burasıdır sevgili gençler ve ben bu çözüm kümesini nasıl yazacağım? Tabii ki şu şekilde bakın. x elemandır eksi sonsuzdan 5'e kadar tabii ki 5 dahil olduğu için dahil olduğunu bu şekilde içini doldurduğunuz zaman anlıyorsunuz yuvarlan. Bakın buradaki boştu. Burası doluysa dahildir. Boşsa dahil değildir diyorsunuz. Geçtim ikinci sayfama. Boyutları 50 metre ve 2x 6 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın alanını %60'ı 480 metrekareden küçüktür. İkisinin hangi aralıkta olması gerektiğini bulunuz demiş. Şimdi bizim şöyle bir Dikdörtgen şeklinde bir tarlamız var sevgili gençler. Bu tarlanın bir kenarı 50 metre diğer kenarı da 2 x 6 metre. şimdi Benim alanın nedir sevgili gençler? Alanı bir yazalım. Alan eşittir 50 çarpı 2x-6'dır. Kısa kenar çarpı uzun kenarla bulabiliyoruz alanı. Peki bunun alanını ben 100x-300 diye de yazabilir miyim? Bence yazarım. 50 ile çarptım. Peki... Bunun %60'ı nedir? Bunun %60'ı 6 bölü 10 ya da 3 bölü 5 ile çarpmak demektir. Yani 60 bölü 100'ü yazdım ve sadeleştirdim 3 bölü 5. Ve 480'den küçükmüş sevgili gençler bu. Peki hocam şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız bak. 3'e böldüm 3'e böldüm. Burası kaç geldi? 160. Ve daha sonrasında bunu 5'e böldüm sevgili gençler. Burayı 5'e böldüm 20. Burayı 5'e böldüm 60. Yani 20x-60 x, küçüktür 160 yaptı. Bu eksi 60 da karşı tarafa sallayın bakayım. 20x küçüktür. Eksi 60'ı sallarsam 220. Burada her iki tarafı e, bölersek eğer ki şeye nedir onun ismi 20'ye x küçüktür. Ne diyeceğiz sevgili gençler 11. Şimdi bak direkt bu şekilde bulabildim. E, ben eşitsizliğimin çözüm kümesini. Ama burada şunu yapmış olsaydık 20x 160'ı bu tarafa alsam, 160'ı bu tarafa atarsam bu sefer de şu gelir bakın 20x-220 küçüktür 0 gelirdi. Ben burada x'in 11 olduğundan yani buradaki kökün 11 olduğunu biliyorum. 11 için bir işaret tablosu çizerdiniz. 11 için işaret tablosunu çizdiğiniz zaman sağ tarafta bakın burası ne? Artı bu, tar bu taraf ne olacak? Eksi olacak. Peki dahil mi? Küçük olduğu için dahil değil. Benden de Negatif bölgeyi yani bakın küçüktür demiş ya negatifi istediği zaman içinde ben bu tarafı tarayacaktım. Ve böylelikle yine x11'den küçük olacaktı. Zaten biz mat 1'de işlediğimiz TYT kısmında işlediğimiz basit eşitsizliklerde tamamen buna yönelik çalıştık. Bizim işimiz aslında ikinci dereceden denklemin tablosunda. Asıl karışıklıklar orada çıkıyor zaten. Tamam mı? Bunları tabloyla çözmek zorunda değilsin. Peki ne diyor bilgide? İşaret tablosu oluştururken kullanacağımız gör, gör e, gösterimler bunlardır arkadaşlar. Bunlar map kitabından alınan görseller. Yani kimisi bunu şu şekilde gösteriyor, kimisi şu şekilde gösterir, kimisi direkt şu şekilde gösteriyor, kimisi e, şu şekilde yapıp sadece işte içini dolu gösteriyor, tek çizgiye gösteriyor, çift, çift çizgi hiç. Yani bunlar e, nasıl diyeyim map'teki gösterimler bunlar. Ha ben anlatırken Farklı şeyler mi göstereceğim ben de farklı şeyler kullanabilirim ama işin mantığını da size anlatmak kaidesiyle buradaki gösterimler bunlar eşitlik varsa içini dolduracaksın eşitlik yoksa içini doldurmayacaksın eşitlik ve eşit olmama durumunda eğer paydanın bir kökü varsa paydanın köklerini elememiz lazım neden çünkü paydayı sıfır yapan değerler ifadeyi tanımsız yaparlar o halde sevgili gençler ben paydanın köklerini kullanmayacaksam eğer bunları Payıdan gelen kökler olduğunu anlayabilmek için adına çift çizgi gösteriyorsunuz. Eğer ki köklerimiz tek katlıysa bir tane, çift katlıysa iki tane koyuyorsunuz. Hocam, pardon ama bu tek katlı çift katlı ne? Şimdi birazdan onlara da değineceğiz. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklere bir el atalım bakalım. Ax kare artı bx artı c sıfırdan küçük Küçük veya eşit, büyük büyük veya eşit. Bunlar da tabloyu nasıl oluşturacağız? Tablomuz şuradan itibaren anlatmaya başlıyoruz sevgili gençler. Şimdi ikinci dereceden bir bilim yani ax kare artı bx artı c fonksiyonun işaretini incelemek için incelemek için aşağıdaki işlemler yapılır. Bir gene kökleri buluyoruz. Yani önce ifadenin köklerini, bunları sıfır yapan değerleri bulacaksınız. İki ax kare artı bx artı c fonksiyonunun baş katsayısı olan a'nın işaretini belirleyeceksin. Az öncekinden hiçbir farkı yok. 3. İşaret tablosunu yapacaksın. Delta'nın sıfırdan büyük olma durumuna bakacağız şimdi. Delta sıfırdan eğer büyükse sevgili gençler ax kare artı bx artı c eşit sıfır denkleminin köklerini bulacaksın. Köklerimiz x1 ve x2 olacak. Eğer varsayalım ki x1 x2'den küçük ki illaki eşit köklerin yoksa delta sıfırdan büyük olduğu için bir tanesi mutlaka küçük olacak. Eğer bir kökün diğerinden küçükse bunu da sayı doğrusu üzerinde göstereceksin. x1 tabii ki sol tarafta, x2 tabii ki sağ tarafta kalacak. Ve daha sonrasında az önce yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. A'nın işareti neyse yani şu x karenin baş katsayısının, x karenin katsayısının işareti neyse buraya o işaretle başlıyorsun ve sıra sıra işaret değiştirerek gidiyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Şimdi not olarak diyor ki ax kare artı bx artı c eşit 0 denkleminde delta'nın 0 olması durumunda denklemin farklı iki tane reel kökü vardı bunu unutmayın. Tek katlı kökte işaret değişir. Bak şu kelime şu cümle bizim için çok önemli. Tek katlı kökte işaret değişir diyoruz. Yani bunlar e, tablo metoduyla anlatacağımız için bunlar gerekli. Aslında bunların hep, hepsinin bir mantığı var. Sen tablo çizmeden de bu soruları çözebilirsin ama tablo çizerek tabii ki iş biraz daha kolay oluyor. Tek katlı kökte işaret değişir diyelim bundan not olarak algılayın. Ee, bir yıldız atın kenarına işimize yarayacak çünkü birazdan çift katlı köklerde işaretini değişmediğini göreceğiz. Ben geçtim bu arada dördüncü sayfama. X kare eksi 13x artı 40 sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz demiş. Hadi biz bu denklemin yani x kare eksi 13x artı 40'ın biz bir köklerini bulalım. Bu hangi değerler için sıfıra eşit? X'e X diye ayırırsam, burayı da eksi 8'e eksi 5 diye ayırırsam, X bir 5 gelir, X bir de 8 gelir. Şimdi geliniz, gelin, geliniz neyse, gelin. Ee, şu şekilde bir işaret tablosu oluşturalım. Buralara X yazmana, FX yazmana tabii ki gerek yok. Ee, i̇şimiz, çünkü bizim işimiz uzun, süremiz kısa. Pekala, bunları da bu şekilde oluşturduk. Pekala 5'i burada 8'i burada gösterdim. Sıfırdan küçük dediği için de ikisine de bir tane boş olan içleri boş olan çember koyuyorum. Pekala. Bakın arkadaşlar x karenin katsayısı en büyük dereceli terim ne? x kare x karenin katsayısı ne? Pozitif. O zaman ben buraya artıyla başladım. Kök gördüm. Eksi kök gördüm. Artı diyorum. Benden nereyi istemiş? Sıfırdan küçük olan yerleri. Demek ki benim cevabım çözüm kümem burası olacak. Yani x'ler neredeymiş sevgili gençler? x'ler elemandır. 5 ile 8 aralığındadır diyebiliriz açık aralığında. Herhangi bir x seçtiğimiz zaman şu eşitsizliği mutlaka ama mutlaka sağlar diyoruz. Peki diğer sorumuzda ne diyor hocam? Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için x kare eksi 3x fx'e eşittir diyor. Buna göre fx eksi 1 sıfırdan küçük veya eşit eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz. Öncelikle bana ne lazım? F x eksi 1 lazım. Ben bu f x eksi 1'i e, hocam x eksi 1'in karesini alıp daha sonra 3 ile çarpıp çıkarmak yerine daha kısa bir yol var mı? Var. x parantezinde x eksi 3 yazarsan sen buraya buradaki x gördüğün yere şimdi x eksi 1 yaz. Daha sonra buradaki x gördüğün yere x eksi 1 yazarsan x 3 ile beraber olsa da x eksi 4 yapacaktır. Ve bunun sıfırdan küçük veya eşit olduğu yerleri istiyor. Sakın ola ki gidip bunu buna buna buna, buna dağıtma. Çünkü zaten sana e, bunları çarpanları ayırmış biçimde verecek vermiş karşına bu şekilde çıkıyor zaten. Sen bir de bunları dağıtırsan bir daha tekrar çarpanları ayırmaya uğraşırsın. Aynı şeyi tekrar yakalarsın. Şimdi buranın köküne arkadaşlar 1. Peki buranın köküne 4. Şimdi 1 ve 4 için hemen aynı yerde bir işaret tablosu oluşturalım. Ee, i̇çleri dolu mu? Bakın burada eşitlik olduğu için işler dolu olacak şu şekilde. Neyle başlayacağız peki sevgili gençler? Bakın x'in katsayısını artı, x'in katsayısını artı, artı ile artının çarpımı artı yapar. Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Artı burasına eksi burasına artı. Bizden neresi istenmiş? Sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olan yerler istenmiş. O halde ben burayı tararım yine. Burayı taradıktan sonra da derim ki x'ler elemandır. 1 ile 4 kapalı aralığı. Hocam yukarıda açık aşağıda kapalı yaptık. Sebebi ne? Sebebi de anlatmıştık zaten. Eşitlik varsa ve bunların içleri doluysa bunlar da dahil olacaktır diyebiliriz. Geçtim 5. sayfama. A ve B birer gerçek sayı. A negatif B pozitif olmak üzere. AX kare artı BX sıfırdan küçük veya eşit. Eşitsizliğini sağlamayan X değerlerinin hangi aralıkta olduğunu bulunuz demiş bize. Şimdi bir düşünelim bakalım. Burada AX kare artı BX'imiz var. Ben bunu X parantezine alırsam eğer... Burada bir ax ve burada da bir b kalacak ve sıfırdan küçük veya eşit diyeceğiz. Şimdi şuranın kökünün ben sıfır olması gerektiğini biliyorum. Artık bunu söylememize gerek yok. Ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır diyeceğiz. Peki burayı sıfırlayan x değeri nedir? x değeri burada eksi b bölü a'dır. Şimdi sıfır ve eksi b bölü a için bir işaret tablosu oluşturacağız. Bu işaret tablosu oluştururken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bakalım o bu soruda karşımıza çıkacak mı? Şimdi gençler a'nın negatif olduğunu biliyorum ben. b'nin de pozitif olduğunu biliyorum. a negatif bakın. Ben bunu eksi olduğunu biliyorum. Eksi kere eksi artı yapacaktır. B de pozitifti zaten artı bölü artıdan artı gelecek. Demek ki sıfır mı büyük yoksa eksi B bölü A mı büyük dediğim zaman eksi B bölü A büyük oluyor burada. Sakın ola şu yanılgıya kapılma. Hocam işte bu sıfır aha da bu da negatif o zaman ben bu eksi B bölü A'yı sol tarafa yapıştırırım gider. Bunu sakın düşünmüyorsun. Sana buradakini Öylesine vermemiş. Pekala. Eksi B bölü A daha büyük olduğunu anladık. Eksi B bölü A'yı buraya. sıfır da buraya yazdım. Ve bir işaret tablosu oluşturuyorum. Pekala. Neyle başlayacağım? Bakın A'nın işareti neyse onunla başlanır. A neydi? Negatif. O zaman eksi. Artı eksi. Hocam içleri dolu mu boş mu? İçleri de burada eşitlik olduğu için tabii ki dolu olacak. Bunları da yazdık. Yazdıktan sonra da bizden ne istenmiş? Sıfırdan küçük veya eşit olan yerler istenmiş. Yani şu kısım istenmiş sevgili gençler. Ve şu kısım. Şimdi bunları sağlamayanları soruyor bize. Bak x değerlerinin sağlamayan x değerlerinin hangi aralıkta olduğunu bulunuz. Sağlamayan x değerleri yani x'in elemanlı olmadığı yerler sıfırdan e, açık. Eksi b bölü a'dan açık olan yerlerdir. Bak şimdi bir anekdot daha vereyim sana ben. Hocam sen bunu yanlış yazmadın mı? Neresi? Şurası. Hocam burada bunlar doluydu. Sen gittin burayı böyle açık parantez yaptın. Benim içimin yağları eridi şimdi anlamayacağım diye korkuyorum. Arkadaşlar <laughs> sağlayan yerler nereler? X elemandır bakın yazıyorum. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar sıfır kapalı birleşim. Eksi B bölü A'dan da sonsuza kadar tabii ki eksi B bölü A kapalı. Bunlar sağlayanlar. Ben şimdi sağlamayanları bulurken gidip buraya sıfırı dahil yazarsam o zaman bu sıfır hem burada sağlamayan bir değer olur hem de burada sağlayan bir değer olur. Demek ki sevgili gençler bizim ne yapmamız gerekiyor? Sağlamayanları bulurken yani biz şu kısmı bulurken bakın şu sarı kısım sağlayanlar olsun beyaz kısım sağlamayanlar olsun. Peki bu beyaz kısmın içerisinde var mı şu içi dolu olan 0 ve eksi b a? Yok. İşte bundan kaynaklı biz bunları buraya dahil etmedik. Diğer sorumuza geçtik. <laughs> İki nakliye şirketi gidilen mesafeye bağlı olarak farklı şekilde fiyatlandırma yapmışlar. Bir A şirketimiz var ve bu A şirketi şöyle bir fiyatlandırma yapıyor. 300 lira sabit ücretimi alırım ben diyor ve kilometre başına da 150 lira ücret alırım diyor. Diğer bir nakliye şirketi diyor ki B nakliye şirketi 800 lira sabit ücretimi alırım. Gidilen her kilometrenin karesiyle de 10 lirayı çarparım ve diyor üstüne de bu 8 lira sabit ücreti eklerim diyor. Yapıştırır geçerim diyor. Pekala. B şirketi x kilometre için A şirketinden daha az maliyetli olduğuna göre x'in en geniş aralığını bulunuz. A şirketi bayağı pahalıymış kilometre başına 150 lira nedir yani neyse. Şuna bir bakalım A şirketinin e, ücretini Biz şöyle bir hesaplayalım bakalım. 300 lira sabitini alıyor bu eleman. Üstüne de Her gidilen kilometreye 150 lira alıyor. O zaman x kilometre giderse 150 x lira alır. B şirketinin aldığı paraya bakalım sevgili gençler. 800 lira sabit ücretini alıyor bu. Pekala. Ve gidilen her kilometrenin karesiyle de 10 lirayı çarpıyor. Yani 10 çarpı x kare oluyor. Ve A şirketi daha az maliyetliymiş. O kilometre başına 150 lira almasına rağmen. Demek ki bu bundan küçük. Pekala. Şimdi gelin bu sol taraftakilerin hepsini sağ tarafa bir gönderelim hadi. 10 x kare. Artı 800 vardı. 300'ü bu tarafa atarsam 500 olacak ama bunu da bu tarafa gönderirsem eksi 150 x yapar. Ve art, e, artı bir deneyimiz var. 500'ümüz var. Ve burası büyüktür 0 oldu. Çünkü hepsini bu tarafa toplarsam bu tarafta 0 kalır. Bakın 0 küçüktür oldu. Burada da yine 0 küçük olan taraf. Pekala. E, hocam ben bunları bu e, elime geçen ifadeyi sadeleştirsem mi sadeleştirsem mi anlayamıyorum. Acaba sadeleştirme işlemi doğru bir işlem olur mu? Sabit sayıysa sadeleştirin gitsin. Ama 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 bu bir ifade ise x eksi 1 gibi x kare artı 5 gibi ax artı b gibi x kare gibi ax gibi bunları x varsa işin içinde sadeleştirmeyeceksin. Ama sabit sayısa sadeleştir gitsin. Hepsini ona böl. x kare eksi 15 x artı 50 büyüktür 0. E peki şimdi çarpanlarına ayıracağız. Ben burayı x'e x, -2, x -2, burayı da 5'e 10 diye ayırırsam hatta eksi 5'e eksi 10 diye ayırırsam çarpımları 50 toplamları eksi 15 gelir. Demek ki sağlayan x'lerinden bir tanesi 5 diğer x'im 10 olacakmış. 5 ve 10 için bir işaret tablosu oluşturmamız gerekiyor şimdi. Bu işaret tablosunda buralarda eşitlik var mı? Kesinlikle yok. Neden? Çünkü küçüktür demiş. Ee, daha az maliyetti demiş. Yani eşit bir maliyeti yokmuş. Pekala. Peki şimdi biz artıyla mı başlayacağız? Eksiyle mi? Bakın x karenin kaç sayısına bakıyorsunuz? Artı eksi ve artı ve büyük olan yerleri istemiş. Büyük olan yerlerde sevgili gençler 10'dan daha büyük olan yerler ve 5'ten daha küçük olan yerler bu x'ler. Şimdi neyi sormuştu bize x'in alabileceği en geniş aralığı bulunuz demişti. Burada problem tarzı sorularda dikkat etmen gereken yeri söylüyorum şimdi kulaklarını iyi açıyorsun. Ben sana bir çözüm kümesi yazıyorum bak. X elemandır. Eksi sonsuzdan 5'e kadar açık aralık. Birleşim 10'dan sonsuza kadar açık aralık. Bu yanlış olan cevaptır sevgili gençler. Böyle bir cevap yok. Hocam niye? Aha işte bak eksi sonsuzdan geliyor. 5'e kadar ondan da sonsuza kadar. Doğru değil mi? Değil kardeşim. Problem tarzı sorularda soruların manalı yani anlamlı olması gerekiyor. Nasıl hocam yani? Bizim bu x'imiz gidilen kilometre miydi? Evet. Peki negatif kilometreyi nasıl gidebiliyorsun diye sorarlar adama. O halde ne yapmamız lazım sevgili gençler? X elemandır. 0 kilometre gidilebilirdi. 0'dan 5'e kadar 5 açık birleşim. Artık 10'dan sonsuza kadar yazabilirsiniz. Çünkü pozitif olduğu sürece sonsuz kilometre de gidilebilir. Bunda bir sıkıntı yok. 10 dahil miydi? Değildi. 5 de dahil değildi. Demek ki X nerede olacakmış sevgili gençler? İşte bu aralıkta olacakmış diyebiliriz. Geçiyorum 6. sayfama bir uyarı var sevgili gençler. Uyarılar önemli aman bunlara dikkat edin. Uyarı da ne diyor peki? Delta'nın yani b kare 4 ac'nin sıfıra eşit olma durumu. ax kare artı bx artı c eşit sıfır denkleminde eğer ki delta sıfıra eşitse Eşit iki tane kök vardı. Yani biz buna artık diyeceğiz ki çift katlı kök vardır. Çift katlı kök demek birbirine eşit iki tane kök demek arkadaşlar. Çift katlı kökte de az önce burayı taratmıştım size. Yıldız koydurmuştum. Buna da bir yıldız koyun, koyun lütfen. Çift katlı kökte işaret değişmiyor. Şimdi eksi x kare artı 8 x eksi 16 büyük veya eşit sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Bakın arkadaşlar Eksili yani baş katsayısı sayısı negatif olan ifadelerin, ikinci dereceden ifadelerin çarpanlara ayrılması sizi zorluyorsa veya üşeniyorsanız veya işaret tablosu yaparken hocam hep elim alışıyor benim artıyla başlamaya ben burada eksiyle başlamayı genelde unutuyorum diyeniniz varsa neden uğraşıyorsunuz? Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir değil mi? Çok şey gibi oldu ya burada. Neyse devam. Bunların hepsini sağ tarafa gönderin x kare eksi 8 x artı 16 olmaz mı? İşaretini de değiştirin. Küçük veya eşit 0 yapın. Bunun yerine bunu çözün artık. Bunda bir sıkıntı yok ki. Değil mi? E peki x kare eksi 8 x artı 16 dediğimiz denklem. Bunun e, kökü nedir? x'e x diye ayırırım. Burayı da eksi 4'e eksi 4 diye ayırırsam. Hayda bu ne geldi? Çift katlı geldi. Niye? 2 kökte 4. Delta'nın da sıfıra eşit olduğunu direkt yakalarsanız zaten çarpanları ayırmanıza da gerek yok. E madem öyle hemen çizelim arkadaşlar. Tek kökümüz var bu da 4'tür. Tek kök 4 ise ben bunu bu şekilde çizeceğim. Eşitlik var mı var bak. Bir taneyle yetinmiyorsun. İki tane koyuyorsun bu sefer. Niye? Çünkü senin iki tane kökün var ve ikisi de 4. İki tane köküm var. Bir tanesini yazıp diğerini neden yazmayalım ki? Demek ki şu yuvarlaklar bize kökleri gösteriyor. Tamam güzel iki tane yazdık mı yazdık. Neyle başlayacağım? Bakın burada artıyla başlayacağım. Eksiye devam edeceğim. Ve daha sonrasında da nereyi istemiş? Sıfırdan küçük veya eşit olanları. Yani burayı istemiştir diyeceğiz. Demek ki sevgili gençler. Bizim x'lerimiz neredeymiş çözüm köyümüz? x elemandır. Eksi sonsuzdan 4'e kadar 4'ten kapalı olan aralıktaymış diyeceğiz x'lerimiz. Şimdi şu soruyu soran arkadaşlarım veya kafaları takılan arkadaşlarım olabilir. İlla ki çünkü benim de zamanında aklım takılıyordu. Buna olmasa da farklı şeylere sıkıntı yok. Şimdi hocam siz bu soruyu bu şekilde şuraya göre devşirdiniz, değiştirdiniz. Değiştirdiniz ama bakın burası küçük diyordu. burada büyük diyordu. Büyüğe göre biz burayı taramamız gerekmiyor mu? Hayır kardeşim. Eğer ki sen şuna göre bir çözüm yapmış olsaydın şöyle bir tablo çizecektin x karenin katsayısı negatif olduğu için eksiyle başlar artıyla devam eder diyecektin. Ve burada sıfırdan büyük veya eşit olan yerleri istediği için de gene aynı yeri tarayacaktın. Yani senin çözüm kümeni hiçbir şekilde engellemeyecekti değiştirmeyecekti. Diğer uyarıya bakalım şimdi. B kare eksi 4 ac'nin yani delta'nın sıfırdan küçük olma durumu. Arkadaşlar delta'nın sıfır, e, sıfırdan küçük olması demek hiçbir şekilde reel kökümüzün olmaması demek. E, reel kök yoksa o zaman sevgili gençler a'nın işareti neyse yani şurası bu ifade, anın işareti pozitifse daima pozitiftir. Anın işareti negatifse daima negatiftir. Yani şu ifade özür diliyorum. Anın işaretine ise hep o işareti alır. Dolayısıyla a ile aynı işareti olarak biz buraya yazacağız. Peki soruları çözdük ki daha iyi göreceğiz zaten. Eksi x kare artı 2x eksi 5 fonksiyonunun tüm x gerçek sayıları için negatif değerler aldığını gösteriniz demiş. Hemen Deltasını bir kontrol edelim. Çünkü bize tüm x yani reel sayılar için negatif oluyor demiş. Yani bu daima sıfırdan küçükmüş. Bakalım deltasına. 4 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 5. Şurası ne yapar? 20. 4'ten 20'yi çıkardım. Eksi 16. Yani delta sıfırdan küçük. O halde bir işaret tablosu oluşturacak olursam. X ve fx için sevgili gençler. Bakınız kök yok. Yazamam kök. Burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. Kök yazamıyoruz. Kök yazamıyoruz ama x'in kat sayısına negatif o zaman eksiyle başlarım kök görüne kadar eksiye devam ederim ama kök olmadığı için buranın tamamı her zaman eksi olur ve tüm x reel sayıları için bakın tüm reel sayılar için sayı doğrusu için negatif değerler alır diyebiliriz. Kilit bilgimiz ne peki? A, B ve C birer gerçek sayı olmak üzere ax kare artı bx artı c fonksiyonu tüm x reel sayıları için a sıfırdan büyükse ve delta sıfırdan küçükse fx daima sıfırdan büyüktür. Yani Parabol olarak düşünürsek biz bunu. Şöyle hemen iki tane çizi vereyim bak size. Şimdi A sıfırdan büyükse parabolün kolları yukarı doğru mu? E delta'nın sıfırdan küçük olması sana kök olmadığını gösteriyorsa sen bu parabolü nasıl çizersin? Aha böyle çizersin. Bak delta sıfırdan küçük ama her zaman pozitif. Delta sıfırdan küçük ama her zaman pozitif. Güzel. Delta'nın sıfırdan küçük ve A'nın da sıfırdan küçük olduğu durumlarda sen bu parabolü bu şekilde çizersin ve bu fonksiyon bu parabolde daima negatif olur. Bakın sevgili gençler daima pozitif, daima pozitif, daima negatif ve daima negatif. İşte bunun tüm mantığı aslında bu. Bunları ezberlemene lüzum yok. Peki geçtim diğer soruma. Diyor ki bana eksi x kare eksi a eksi 1 sıfırdan küçük eşitsizliği daima doğru olduğuna göre a hangi aralıkta olmalıdır? Yani diyor ki bu her zaman sıfırdan küçükse e şimdi kollar aşağı doğru olan bir parabol var. Başka sayısı negatif. Demek ki deltası sıfırdan küçük olacak. Bakalım deltasına a'nın karesi eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1. Şurası ne yapar arkadaşlar? 4 eksi 4 yapar. A kare eksi 4. Sıfırdan neymiş? Küçük. O zaman a kare nerededir? 4'ten küçüktür. Peki a nerededir arkadaşlar? 2 ile eksi 2 arasındadır. Biz bu çözümü nasıl yaptık? Tablo çizmeden basit eşitsizlik metoduyla yaptık. Dolayısıyla sen AYT sınavında bu çözümü bilip de eğer Aman Allah'ım ben ayeti çözüyorum basit eşitsizliği uygulamam lazım dersen tongaya düşersin. Ne öyle biliyorsun sen basit eşitsizliği dolayısıyla direkt bu çözümü yapabilirsin. Yani bizim ağlarımız neredeymiş şimdi? Eksi 2 ile artı 2 aralığındaymış sevgili gençler geçtim 8'e. Bir bilgi var. Diyor ki px ve qx birinci veya ikinci dereceden bir değişken polinomlar olmak üzere. Px ile qx'in çarpımı sıfırdan büyük sıfırdan büyük veya eşit sıfırdan küçük veya eşit px'in qx'e bölümü sıfırdan büyük px'in qx'e bölümü sıfırdan küçük veya eşit gibi çoğaltabiliriz gibi eşitsizliklerin çözüm kümesi bulunurken eşitsizlikteki bakın bir eşitsizlikteki tüm çarpan ya da bölenlerin varsa gerçek kökleri bulunarak küçükten büyüğe doğru sıralanıp işaret tablosuna yerleştirilir. Her ikisinin de köklerini buluyoruz. Her bir ifadenin başka sayısı birbiriyle çarpılır. Çıkan sonucun işareti tablodaki en sağ aralığa yazılır işaret belirleme. Aynı kökten çift sayıda bulunduğunda bu kökün sağ ve sol aralığındaki işaretler aynıdır. Yani çift katlı kök diyeceğiz buna. Tek katlı kökler için bu kökün sağ ve sol aralığındaki işaretler farklı. Bu işlem en soldaki aralığa kadar devam ettirilerek işaret tablosu oluşturulur. Peki uyarımızda ne diyor? Buradaki işlemleri zaten biliyoruz. O yüzden hızlı geçtim. Tamam? Ve x bölü qx sıfırdan küçük veya eşit, sıfırdan büyük veya eşit, küçüktür büyüktür gibi eşitsizliklerin çözüm kümesi bulunurken dikkat etmen gereken yer burası. qx polinomu sıfır yapan değerler yani paydayı sıfırlayan değerler tanımsız yapacağına çözüm kümesine dahil etmiyoruz. Paydanın kökü işaret tablosunda ya bu şekilde ya da bu şekilde eğer tek katlıysa bu çift katlıysa bu şekilde gösteriyoruz. Bakın geçtim 9'a. Önce ilk sorumuzu bir çözelim. x kare x 3 x artı 2 bakın x'e x diye ben burayı eksi 2'ye eksi 1 diye ayırırsam gelir. Burayı da x kökünün 1 olduğunu görüyoruz. Burada ne var arkadaşlar? Bakın bir kökümüz 1, diğer kökümüz 2. Burada da bir kökümüz 1. Şimdi ben bunları işaret tablosuna yerleştireceğim ama 1'e 2 defa yerleştiremem. 1 ve 2 yazdım. 1'den 2 tane olduğu için aslında bunun kök nasıl köktür? Çift katlıdır ve ben 2 tane kök olduğu için, 2 tane 1 olduğu için bunu böyle yazacağım. Ve 2'den de zaten bir tane varmış dolayısıyla bu şekilde koydum. Bakın x karenin katsayısı yani şu ifadede en büyük dereceli terimin katsayısı en büyük dereceli terim x kare. İşaretine artı. Buradaki en büyük dereceli terim ne? x işaretine eksi. Artı kere eksi eksi. O zaman eksiyle başlıyorsun. Eksi artı çift katlı kök olduğu için işaret değiştirmiyorsun artı. Nereyi istemiş bizden sıfırdan büyük olan yerleri. Yani şu kısmı ve şu kısmı istemiş. Peki burada sağlamayan bir değer var mı? Ona da dikkat edeceğiz. Tabi sağlamayan tabii ki bir de değerimiz var burada. Bir bunları sağlamıyordu. Dolayısıyla çözüm kümesini diyeceğiz ki x elemandır x elemandır. Eksi sonsuzdan 2 açık aralığına gidene kadar bütün değerleri alır ama bir tanesi hariç eksi 1 diyoruz. O elemanı bu kümenin içerisinden def etmemiz lazım. Geçtim ikinci soruya. x kare eksi x artı 3 çarpı x kare eksi 9. Bakın şuranın deltasını bir kontrol edelim mi sizle? Buranın deltası 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 yani eksi 11. Delta sıfırdan küçük bakın. Delta sıfırdan küçük ve parabolümüzün kolları artı olduğu için diyeceğiz ki bu ifade daima artıdır. Burası daima artıdır. Peki daima artıysa ben derim ki görmeme gerek yok. Çünkü yan taraf eksi ise artı kere eksiden eksi gelecek. Yan taraf artıysa artı kere artın artı gelecek. Yani yan tarafın içerdi neyse sonucu o belirleyecek. Dolayısıyla ben bunu görmezden gelebilirim. Hiç sıkıntı değil. O zaman bunu çözerim. X kare eksi 9 sıfırdan küçük veya eşittir. E madem öyle bir basit eşitsizlik. X kare küçük veya eşit 9. X, X nerededir arkadaşlar? 3 ile eksi 3 arasındadır diyebilirsiniz. Bunu da bu şekilde kısa bir çözümle halletmiş bulunuyoruz. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. x kare bölü x kare artı 4 x eksi 5 sıfırdan büyük. Yukarının kökleri sıfırdır ve sıfırdan iki tane vardır. Sıfır dolayısıyla çift katlıdır ve buna böyle bir işaret koyun ki çift katlı olduğunu unutmayın. Ben hep bu şekilde yapıyorum mesela. x kare artı 4 x eksi 5'i de x'e x ve artı 5'e eksi 1 diye ayırabiliriz. x eşittir eksi 5 ve x eşittir artı 1 diye köklerimiz var. Yalnız şunu unutmayın bunlar kök ama bunlara eşit olamaz diyeceğiz. Dolayısıyla bunları da farklı bir işaretle gösterin. Şimdi tüm ifadelerdeki köklerimizi yazıyorum bakın. Eksi 5 var 0 var ve 1 var. Bir kök tablosu oluşturacağız. Bu kök tablosunda 1 bizim kökümüz olamıyordu. Ve paydanın da kökü olduğu için iki tane işaret de gösterir şu şekilde. 0 çift katlıydı ve eşitlik olmadığı için işlerini boş bırakıyorum. Eksi 5 paydanın köküydü ve eşit olamayacağı için de zaten bir tane yuvarlak koyuyorum. E bunlar geldi. Şimdi işaret zamanı. X karenin katsayısı pozitif, x karenin katsayısı pozitif. Pozitif bölü pozitif pozitif. Artı tek katlı kök gördüm eksi, çift katlı kök gördüm eksi, tek katlı kök gördüm artı. Şimdi nereye işaretleyeceğiz hocam? Tabii ki sıfırdan büyük olan yerleri istediği için artıları işaretleyeceğiz. Yani burası ve burası. Çözüm kümesini buluruz demiş. Bulduk bizde X elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 5 açık aralığına kadar birleşim. Bir açık aralığından artı sonsuz açık aralığına kadar diyeceğiz. Cevabımız bu olacak sevgili gençler. Geçtim. 10. sayfamdaki ilk soruma. A, B'den küçük ve bu iki sayı negatif olmak üzere. A, X, eksi B bölü X, 1 sıfırdan büyük eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz demiş bize. Hadi bulalım. Üst tarafın kökünü bulun bana. Üst tarafın kökü nedir? B bölü A. Alt tarafın kökü nedir? 1. Şimdi kök tablosu oluşturacağım. 1'i yerleştirdim. B bölü A'yı ne tarafa yazacağım? Bu tarafa mı? Bu tarafa mı? Arkadaşlar ben B'yi A'ya bölersem ikisi de eksi olduğu için artı yapacaktır. B de sayısal olarak A'dan daha küçük olduğu için bir basit kesir verecektir ve biliyorsunuz ki sizler basit kesirler birden daima küçüktür ve birden küçükse eksi b pardon b bölü a kısmı b bölü a sayısı bu taraftadır. O zaman ben buna göre tablo çizerim. Peki eşitlik var mı hocam? Hayır eşitlik yok, sıkıntı da yok. Hatta bu paydanın kökü olduğu için bu şekilde de çizebilirsin, hiç sıkıntı değil. Peki hocam neyle başlayacağız? Bak şimdi a neydi? Negatif eksi X'in katsayısı ne pozitif? Eksi artıya bölersem ne gelir? Eksi. Eksi de başlayacağım o zaman. Eksi tek katlı kök artı tek katlı kök eksi. Nereyi istemiş bizden? Sıfırdan büyük olan yerleri. Yani şu kısmı istemiş sevgili gençler. Çözüm kümesi isteniyor. X elemandır. B bölü A'dan 1'e kadar olan açık aralık benim çözüm kümemdir diyebilirim. Geçtim 10. sayfamın bir diğer sorusuna. 6 eksi x'in karesi çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 1'in küpü çarpı x kare eksi 1. Şimdi gençler burada bir köküm var 6 ve derecesi 2 olduğu için yani 2 tane 6 kökü geleceği için bu çift katlıdır. Bu 1. İkincisi diğer köküm neymiş? 3. Diğer köküm 1 tek katlı bakın üstü de tek zaten. Diğer köküm de 1 ile eksi 1. Yalnız şöyle bir durum var. Bir hem buradan hem de buradan geldiği için iki tane bir değeri olduğu için ben bunları görmezden gelirim ve bir de çift katlıdır derim. Daha sonrasında bir işaret tablosu. En küçük kökümüz eksi 1. Bir. Eksi 1'i yazdım. Sonra hocam sonraki küçük olan 1'dir. Sonra 3'tür ve sonra 6'dır. Ve şimdi gelin bir sayı doğrusunda bunları şu şekilde göstermiş olalım. Ve altlarına doğru da şu şekilde biz bir kök tablosu oluşturacak şekilde çizgilerimizi çekelim. Köklerimizi göstermek için. Peki 6 çift katlıydı. 6 çift katlı ve eşitlikte olmadığı için işlerini boş bırakacağım. Bu 1. 3 tek katlıydı bir tane. 1 paydada olup da çift katlı olduğu için şu şekilde bu da paydada olduğu için şu şekilde gösterilebilir. Pekala neyle başlayacağız hocam? Bakınız şimdi. Burası karesi olduğu için zaten pozitif. Burası da pozitif. Burası da pozitif. Burası da pozitif. Artı kere artı 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 kere artı 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 bölü artı artı. Dolayısıyla artı ile başlayacakmışım. Çift katlı kök işaret değiştirme, tek katlı kök işaret değiştir, çift katlı işaret değiştirme, tek katlı işaret değiştir. Nereyi istemiş bizden bu? Sıfırdan küçük olan yerleri. Nereleri tarayacağız hocam? Aha da buraları. Sadece burası. O halde benim çözüm kümem neresidir arkadaşlar? X elemandır. Eksi 1'den 3'e kadar. Eksi neyi çıkaracağım? 1'i. Niye? Sağlamayan değer var çünkü orada. 1'i de çıkardım. Peki diyor ki x tam sayıların toplamını soruyorum ben sana aslında. Eksi 1'den sonra sıfır var. 1 var. 2 var başka yok. Biri de çıkardığımız için bu da diskalifiye oldu. 0 ile 2'nin toplamı sorulmuş. Cevap nedir o zaman? 2'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet geçiyorum 11. sayfama. Peki hocam bu, tere, bu şekilde bir ifade verildiği zaman biz bu ifadeleri de ne yapmamız lazım arkadaşlar? Unutmayın eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapılmadığı gibi bu tarz eşitsizliklerde de sevgili gençler bunları bir tarafa topluyoruz. Bir tarafı sıfır yapıyoruz ondan sonra çözüme başlıyoruz. Yoksa diğer türlü sana sıkıntı yaratacak haller gelebilir. Ee, bu hallerden bir tanesi de burada zaten dipnot olarak düşülmüş. İçler dışlar çarpım yapılmıyor. Bu bir. İkincisi de, ikincisi de buraya yazabilirsin. Sadeleştirme işlemi eşitsizliklerde kesinlikle yapma. Ha yok, yapar yaparak çözersin. Ben çözerim yaparak. Yani eşitsizliklerde ben sadeleştirme yaparım ve doğru da sonucu bulurum. Ama ben e, o kaybettiğim kökleri de oraya, kenara, kıyıya, köşeye yazmayı da unutmam. Ama sen bazen unutabiliyorsun. Dolayısıyla sevgili gençler bunu da unutmayın. Eşitsizliklerde sadeleştirme yapılmaz. Bu ne biçim bir şey oldu? Not gibi bir şey. Siz oraya yazın ama tamam mı? Eşitsizliklerde sadeleştirme yapma yazın oraya. Peki. Şuraya bir bakalım şimdi sorumuza. 5x-3 eksi bölü 3x-4. Büyüktür eksi 1. Eşitsizliğin çözüm aralığı m mn aralığı hariç her yermiş. Buna göre m çarpı ne kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler burada eksi 1 var. Ne yapalım? İşler dışarı çarpımı yapalım. Yapmayalım. Eksi 1'i bu tarafa gönderin. 5x eksi 3 bölü 3x eksi 4 artı 1 büyüktür 0. Şimdi artı 1 diyor ya birleşik kesre çevirin. 5x eksi 3 artı 3x eksi 4 bölü 3x eksi 4 büyüktür 0. Bunu nasıl yaptığımızı biliyorsunuz. 5x ile 3x ekledim 8x eksi 4 eksi 3 daha kaç yapar? Eksi 7 bölü 3x eksi 4 büyüktür 0. Şimdi üst taraftan gelen kök 7 bölü 8. Alt taraftan gelen kök de 4 bölü 3. 4 bölü 3 daha büyük olduğu için 7 bölü 8'i ben sola yazacağım. 4 bölü 3'ü de sağa yazacağım. Yazdıktan sonra şu an zaten cevap belli. 7 bölü 8 ile 4 bölü 3'ü çarp diyor da biz yine de yapalım tablomuzu. Ne demişti? Tek katlı kökler oldukları için işleri boş ve sıfırdan büyük dediği için de burada e, biz işlerini boş bırakacağız. Neyle başlayalım? Artı bölü artıdan artıyla başlayalım. Eksi ve artı diyelim. Nereyi istemişti? Sıfırdan büyük olan yerleri. Yani şu kısmı istemiş. Ve şu kısmı istemiş sevgili gençler. E şimdi madem öyle bu kısımlar istediyse nereyi istememiş? Sağlandığı yer diyor. Ee, bundan bunu çıkar. Nereyi çıkaralım? 7 bölü 8 de 4 bölü 3 kapalı aralığını çıkaracağız. Yani M 7 bölü 8'miş. N de 4 bölü 3'miş. İkisini çarp demiş. 7 bölü 8 çarpı 4 bölü 3 dersek. Bu şunlar gittiği zaman 2. 7 bölü 6 gelir sevgili gençler. Cevap da budur diyebilirsiniz. Diğer bir soruya bakalım. 25 bölü x büyüktür x eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların toplamı kaçtır? İçler dışlar yapmıyorsunuz. X'i bu tarafa atıyorsunuz. 25 bölü x eksi x büyüktür 0. Bileşik kesre çevirebilirsiniz. 25 eksi x kare bölü x büyüktür 0. Şimdi yukarının kökü eksi 5 ve 5. Alt tarafın kökü de 0. Bu payda kökü unutma. Eksi 5'i 0'ı 5'i yazdım. Daha sonrasında bunları bu şekilde köklerini çizeceğim. Hepsi de tek katlı kök ama sıfır bir de unutmadan onu da yazın. Paydanın kökü. Pekala. Neyle başlayacağım? Bak burası eksi, burası artı. Eksi bölü arttan eksiyle başlayacağım. Eksi, artı, eksi, artı dedim. Dedikten sonra da nereyi istemiş? Sıfırdan büyük yerleri. Yani gençler şurası ve şurasını istemiş. Neyi soruyor? Köklerin toplamını istiyor sağlayan değerlerin toplamını. Ama doğal sayıların toplamını. Zaten eksi 5'ten önce doğal sayı yok. Buraya bakmamıza lüzum yok. O zaman doğal sayılar buradadır. 1 var, 2 var, 3 var ve 4 var. 0 ve 5'i sayamıyoruz. Bunların toplamı sorulmuş. 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı da 10'dur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim 12. sayfama. Şekildeki birinci ve ikinci karınca aynı yuvaya yem taşıyacaklardır. Bu da buraya, bu da buraya yem taşıyor. Birinci karınca yuvanın tamamını x bir günde, ikinci karınca ise yuvanın tamamını x 9 günde doldurabilmekte. Bir diğerinden 8 gün daha erken doldurabiliyor. İkinci karınca aynı anda yuvaya yem taşımaya başladıktan bir gün sonra karıncaların yuvaya yuvanın kapasitesinin 1 bölü 3'ünden fazla yem taşıdıkları gözlenmiştir. Bir daha okuyalım burayı. iki karınca aynı anda yuvaya yem taşımaya başladıktan bir gün sonra... Karıncaların yuvaya yuvanın kapasitesinden 1 bölü 3'ünden fazla yem taşıdıkları gözlenmiş. Buna göre ikisinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş bizlere. Şimdi birinci karıncamız yuvanın tamamını x 1 günde dolduruyordu. İkincisi de x 9 günde dolduruyordu. O zaman birinci karınca bir günde 1 bölü x eksi 1'ini doldurur. İkinci karınca da bir günde 1 bölü x 9'unu doldurur. Ve bunların toplamı sevgili gençler. Bunların toplamı yuvanın kapasitesinin 1 bölü 3'ünden fazlaymış Şimdi yuvanın kapasitesini bulmak gerekiyor ya Yuvanın kapasitesinin Yuvanın kapasitesine A dersem Bunun 1 bölü 3'ünden daha fazlaymış diyor ki ikisinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır Şimdi Yuvanın kapasitesi ne olmalı Gençler yuvanın kapasitesi dediğimiz olay ben burada bakın 1 bölü x eksi 1'ini doldurur diyorum. 1 bölü x 9'unu doldurur diyorum. Yuvanın kapasitesi 1 bölü 1'dir. Yani aslında biz A'ya burada yapılan iş olduğu için buna 1 diyeceğiz. Ve işin tamamının 1 bölü 3'ünden daha fazlasını yapmışlar diyoruz. E güzel. Ben burayı x 9 da, burayı x eksi 1 ile genişlettiğim takdirde şöyle bir şeyle karşılaşırım. x 9 artı x 1 bölü x 1 çarpı x 9 büyüktür 1 bölü 3 derim. Tamam. Daha sonrasında bakın burada 2 tane x var. Yazıyorum şuraya. 2 tane x. Eksi 9 eksi 1 eksi 10 yapar. Bölü x eksi 1 çarpı x 9 ve büyüktür 1 bölü 3 diyoruz. Pekala 1 bölü 3'ü bu tarafa atmam gerekiyor mu? Gerekiyor. 2 x eksi 10 bölü. Ben şurayı bir dağıtayım. daha sonra toparlayacağım hali biliyorum ben. x kare eksi 10 x artı 9 eksi 1 bölü 3 büyüktür 0. Şimdi eksi 1 bölü 3 ya burası. Ben, burayı, ben bunu buraya nasıl devşiririm? Şöyle yapabilir miyim peki? Şöyle bir şey yapabilir miyiz arkadaşlar? Ee, öncelikle buranın tamamını ben buraya 3 ile burayı da x kare eksi 10 x artı 9 ile çarpayım. Çarptıktan sonra 6 x eksi 10 gelir. Eksi x kare artı 10 x eksi 9 gelir. Bölü alt kısımda 3 tane x eksi 1 çarpı x eksi 9 kaldı. Büyüktür. Ne oldu? 0. Şimdi üst tarafa bakacağız. Üst tarafı düzenleyecek olursam. Eksi x kare diyordu ya. Bunun tamamında bir eksiyle çarpalım mı şöyle? Çarpalım hadi bak. Eksi x kare diyordu. Artı x kare oldu. 10x 6x daha 16x'ti. Eksi var başında. Eksi 16x. Eksi 10. Eksi 9 daha. Eksi 19'du. Eksiyle çarptım. Artı 19 oldu. Değil mi? Pekala. Bölü. 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 9. Ee, küçüktür sıfır. Hocam büyüktür yazıyordu. Niye küçük yazdınız? Eksiyle çarptım ya hepsini. Olay değişti. Amacım, tek amacım ne? Ben şundan kurtulmak istiyorum abi. Ondan kurtulmadan da çözebilirsin. Ama ben bundan kurtulmak istiyorum. Pekala. Şimdi gençler, devam. Bu arada, bu arada yanlışımız var. Yanlışımız var. ayda hiç olmadı bu. Yanlışımız ne? Yanlış şu arkadaşlar. Ben bunu 3 çarptım. Burayı çarptım ama şunu çarpmadım. Bak burası eksi 30. Eksi 30, eksi 9 daha. Eksi 39 eksi ile çarparsam artı 39 yapar. Dolayısıyla x kare artı 39 x. Ve ne diyeceğim? Bir de ne, neyimiz vardı? 39 x dedik. A çok 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 özür dilerim. Şurası eksi 16 x yine. Eksi 16 x. Artı 39 diyeceğim. Heh, tamam şimdi oldu. Peki Şimdi gelin şunun köklerini bulalım. x'e x diye ayırdım. Burayı da -3'e -13 diye ayırdım. Böylelikle çarpımları 39, toplamları -16 gelir. Buranın da kökleri 1 ve 9 zaten. Burası da 3 ile 13 oldu. Pekala. Şimdi yazalım. 1 3 değil mi? 9 ve 13. Şu şekilde de çizdim. Çizdikten sonra tek katlı mı bunlar? Hepsi tek katlı. Paydada olanlar neydi? 1 ile 9. Güzel. İşleri dolu mu boş mu? Boş tabii. Çünkü küçük demiş. E, neresini istiyor bizden? Sıfırdan küçük olan yerleri. Sıfırdan küçük olan yerleri isteyeceğiz. Önce şurayı bir yapalım. Bakın burası artı burası artı olduğu için artı ile başlayacağım. Eksi artı eksi artı dedim. Nereleri istemişti? Sıfırdan küçük olan yerleri. Yani şurayı ve şurayı istemiş. Bizden sorduğu şey ne? İkisinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? İkisinin alabileceği sevgili gençler maksimum tam sayı değeri burada kaçtır? 11'dir sevgili gençler. Şimdi e, ne, ne diye sordu? X'in alabileceği tam, maksimum tam sayı değeri 12'dir arkadaşlar. Özür diliyorum. Demek ki X'in maksimum değeri 12'ymiş. Peki ben burada size şöyle bir soru sorsam nasıl olur? E, X'in alabileceği minimum tam sayı değeri kaçtır? diye sorulmuş olsaydı bu soru bir tık daha zor bir soru olurdu. Biliyor musunuz? Yani sadece burada tek bir kelime değiştirsek en büyük değil de en küçüğünü sorsak soru bir tık daha zor olurdu. Bunun sebebi. Videoyu durdurun bir düşünün. Ben de size o sırada cevabı açıklayayım. Sonra tekrar devam ettirin. Bakalım sizin düşündüğünüzle benim söyleyeceğim şey aynı şey mi? Arkadaşlar en küçük demiş olsaydı bence sınav esnasında çoğumuz acelecilikten en küçük tam sayı değerini 2 bulurduk ama 2 değil. Niye hocam 2 burada yok mu? 2 var orada ama 2 değil cevap. Sebep ne biliyor musunuz? Çünkü ben 2'yi burada yazdığım yerine, yerine yazdığım zaman 2 eksi 9'dan eksi 7 gelir. Ve eksi 7 günde doldurur diye bir mantık oluşamaz. Aslında buradaki yapma, yapmış olduğumuz çözüme şunu da eklememiz lazım. X eksi 1 sıfırdan büyük ve x eksi 9 da sıfırdan büyük olmalı. Yani x zaten 9'dan büyükmüş sevgili gençler. Yani 1'den büyük ve 9'dan büyükse 9'dan büyük olan alırız. Çünkü 9'dan büyük olan her şey zaten 1'den büyüktür. Zaten biz çözüm aralığımızı şurada aramak zorundaymışız. Anlaştık mı? Pekala. Yani geçtim 13. sayfama. İkinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesi. Bir sistemden bahsediyor. Yani iki tane eşitsizlik verecek biz ortak çözüm bulacağız. Bunlar fx ve gx'in birini sıfırdan büyük birini sıfırdan küçük. ikisinin de sıfırdan küçük ama bir tanesi de eşitlik olan. ikisi de sıfırdan büyük veya eşit ve benzeri şeklinde ifade edeceğiz. Bu eşitsizlikteki bu şekildeki eşitsizlik sisteminin çözüm kümeleri ortak işaret tablosu oluşturularak bulunacaktır. Hadi bakalım. Şunun kökleri nedir? Eksi 2 ile artı 2. Peki bunun kökleri nedir? 0 ve 3. Doğru mu? Doğru. Çarpanları ayırarak rahat bir şekilde bulabiliriz. Zaten basit bir örnek olduğu için çarpanlarını ayırmadan yapıyorum. Şimdi hepsini bir sıralayalım. Eksi 2, 0, 2 ve 3. Ve daha sonrasında şunları şu şekilde bakın. Siz de benim yaptığım gibi yapın. Şu şekilde sevgili gençler. Bu sefer kaç tane bakın şeyi çizdim. 3 tane satır çizdim hatta bir tane daha çizeyim mi? Ve daha sonrasında şunları da gösteriniz. Bunları da bu şekilde gösterdikten sonra ben diyorum ki şu birinci denklemim olsun bu da ikinci denklemim olsun. Biri buraya iki buraya yazdınız. Birinci denklemin ve ikinci denklemin kökleri. Şimdi birinci, birinci denklemin kökleri eksi 2 iki ile 2 idi. İçleri de boş olacak. Eksi 2 ve artı 2 içleri boş. Ne ile başlayacağım? Artıyla. Artı, artı, kök gördüm. Eksi, eksi, artı dedim. İkinci denklemin kökleri de 0 ve 3'tü. İçleri boş. Ve sıfırdan küçük demiş neyle başlayacağım artıyla artı eksi eksi artı artı dedim. Şimdi birinci denklemde küçük olan yerleri istemiş. Yani negatif olan yerleri istemiş. Şurayı sevgili gençler. İkinci denklemde de yine sıfırdan küçük olan yerleri yani şunları istemiş. Peki ben şimdi diyorum ki hangi sütunda hangi aralıkta ikisi beraber taranmıştır? Arkadaşlar ikisinin de taralı olduğu yer şuradaki yerdir. Yani yeşile dönüşen yerdir. Dolayısıyla benim çözüm kümem işte şurasıdır. Yani x elemandır. Sıfırdan açık ve 2'den açık olan aralıktır diyeceğim. Yani sıfırla ile 2 açık aralığındaki her x tam sayısı aha da bunu da bunu da her ikisini de sağlamak zorundadır. Geçtim 14'e. x çarpı 3 eksi x 2x artı 1 çarpı x eksi 2. Biri sıfırdan büyük, biri sıfırdan küçük. Yukarıda verilen eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi a virgül b açık aralığı olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır diye sorulmuş. Üst tarafın kökleri 0 ve 3, alt tarafın kökleri de eksi 1 bölü 2 ve 2. Şimdi tek tek yazıyorum. Bakın eksi 1 bölü 2, daha sonrasında 0 var, daha sonrasında 2 ve 3 var. Ben bunun için bir eşitsizlik tablosu oluşturacağım. Bu tabloda da üç tane satır göstereyim ki düzenli olsun. Daha sonrasında şunları şu şekilde işaretleyelim. Çekelim çizgilerimizi Ve Şuraya Şuna birinci denklem dedim buna ikinci denklem dedim burası 1 burası 2 olsun Birinci denklemimizin kökleri 0 ve 3'tü içleri boş İkinci denklemimizin kökleri de eksi 1 bölü 2 ile 2 idi içleri boş Birinci Denkleme baktığımız zaman bununla bunu çarptığım zaman eksi x kare yani Eksiyle başlayacağım Artı artı eksi eksi diyeceğim İkinci denklemde artıyla başlayacak sevgili gençler eksi eksi artı diye devam edecek. Peki burası sıfırdan büyük olan yerleri istediği için ben burayı tarayacağım. Ve ee, şu kısımda sevgili gençler sıfırdan küçük olan yerleri istediği için ben burayı tarayacağım. Taradıktan sonra ikisinde de ortak olan yer neresi? Şurası. Dolayısıyla benim çözüm kümem burasıdır. Yani x elemandır. A virgül b demişti ya. X elemandır. 0'a 2 aslında. A sıfırmış b de 2'ymiş. 0 eksi 2'yi sormuş bize. Cevap nedir? Eksi 2'dir diyebiliriz. Evet şimdi alttaki sorumuza geçeceğiz. Ben şurayı silmek istiyorum eğer yazdıysanız. Durdurun yazın ben burayı siliyorum. Sildim arkadaşlar. Silemedim. Şöyle komple sileyim en iyisi. Heh. Şimdi biz alttaki soruya bir bakalım. Yanda bir mutfakta bulunan davlumbazın önden görüntüsü verilmiş. İki parçadan oluşan davlumbazın ön yüzünün üst kısmı kare. Burası kare alt kısmı ise yamuktur. Burası da yamuk arkadaşlar. Davulunbazın yüksekliği de 12 birimdir Tamam. Buna göre davulunbazın ön yüzünün görüntüsünün alanı SX olmak üzere. SX 88'den büyük ve 124'ten küçük olduğuna göre X'in en geniş aralığını bulunuz demiş bize. Gelin bir alanı bulalım. Bakın burası kare ise burası da X'tir. Ve buranın alanı X karedir. Şimdi buraya bakalım. Burası X'ti. Bu yamuğun alanı nasıl buluyordum ben? 14 artı X çarpı. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik Şimdi tamamı 12. Şurası da x ise buraya ne kadar 12 eksi x kalır. Demek ki bu yamuğun yüksekliği 12 eksi x'miş. 12 eksi x bölü 2 diyeceğim. Pekala. Şimdi ne yapılabilir? Sx dediğimiz şey bunun alanını veriyordu bize. Sx eşittir x kare artı 14 artı x çarpı 12 eksi x bölü 2 dedik. Alan bu. Peki bu neye eşittir? Sx eşittir. 2x kare. Bakın şurayı bir dağıtalım mı sizde? Şöyle parantez içinde. Eksi x kare gelecektir şuradan. 12x eksi 14 xten eksi 2x gelecektir. Ve 14 kere 12 gelecektir. Artı 14 kere 12. Hatta ben neyse 14 kere 12 diyelim. Daha sonrasında şu 2x kareyi de yazmamıza bakalım gerek var mı? Gerek var kalsın orada. Yazalım şimdi 2x kare artı eksi x kare tamam mı? Eksi ee, şuradan ne gelmişti? 2x ve 14 kere 12. Bölü 2 diyeceğim. Şimdi sx neye eşit oldu arkadaşlar? 2x kare değil artık 2x kareden x kareyi çıkardım. x kare. Şurada ne var? Eksi 2x'imiz var. Ve artı 14 kere 12'imiz var. 7 kere 12 kaç yapar? 84. 2 ile çarparsak 168 yapacaktır. Böyle bir de 2'imiz var. Şimdi sx bu. sx buysa bu neredeymiş? 88'den küçükmüş x kare eksi 2x artı 168 bölü 2 ve 88'den büyük ve 124'ten de küçükmüş Güzel. Şimdi bunu çözeceğiz. Hadi bakalım. İkisinin geniş aralığını bulunuz demiş. Bize bulalım bizde. Öncelikle ben bunun tamamını 2 ile çarparsam 176 küçüktür x kare eksi 2x artı 168. O da küçüktür. 124'ü 2 ile çarparsam 248 gelecektir. Öncelikli olarak sol tarafı bir çözelim. Bu tarafı çözecek olursak sevgili gençler x kare eksi 2x 176'yı eğer bu tarafa atarsam eksi 8 gelir. Eksi 8 büyüktür 0 olur. Eğer ki şu tarafı çözersem şurayı çözersem bu sefer x kare eksi 2x eksi 248'i bu tarafa atarsam eğer ben 248'den 168'i çıkaracağım. Bu da bana neyi verir sevgili gençler 80'i verir eksi 80 dedim. Ee, küçüktür 0. Güzel. Şimdi bir daha bakalım olaya. Şunu çarpanları ayırabilir miyiz? Ben ilk orayı şey yaptım. Ayırırız. Güzel. X'e X diye ayırdım. Burayı da sevgili gençler artı değil eksi 4'e artı 2 diye ayırdım. Burayı da X'e X ve bu kısmında eksi 10'a artı 8 diye ayırdım. Güzel. Burada X'in alabileceği değerler e, nelerdir? Eksi 2 vardır. 4 vardır. Eksi 8 vardır. 10 vardır. Hepsini sıralayacağım. Eksi 8, eksi 2, 4 ve 10. Bunları da bir güzel şu şekilde tablosunu oluşturacağım. Eşitlik var mı? Yok. Dolayısıyla bunları bu şekilde yazdık. Ne ile başlayacağım? Tabii şöyle bir durum var. İki tane eşitsizlik olduğu için ben iki tane satır çizecektim. Onu unuttum. Heh. Şimdi şuna birinci diyelim. Tamam mı? Şuna ikinci diyelim. Birincinin ve ikincinin köklerini gösterelim. Birincinin kökleri eksi 2 ile 4'tü. Yani şununla şu. İkincinin kökleri de eksi 8 ile 10'du. Birinci neyle başlayacak abi? Artıyla. Artı, artı, eksi, artı, artı dedim. İkinci neyle başlayacak? O da artıyla. Artı, eksi, 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 artı dedim. Şimdi birincisinde sıfırdan büyük olan yerler isteniyordu. Dolayısıyla şu kısım ve şu kısımdır deriz. İkincisinde de sıfırdan küçük olan yerler isteniyordu. Şu kısımlar diyebiliriz. Pekala. İkisinde de ortak, olan taran, ortak olarak taranan yerler şurası ve şurasıdır. Yani benim çözüm kümem burası ve burası. Ama bu bir problem sorusu. X'ler negatif olamaz mesela. Dolayısıyla sevgili gençler burada negatif olan bölge olan eksi 8 ile eksi 2 aralığını zaten görmezden de gelebilirim. Benim X'lerim neredeymiş? 4 ile 10 aralığında olmak zorunda. O halde sevgili gençler burada X'in en geniş çözüm aralığı X elemandır. 4 ile 10 aralığı olacaktır diyebiliriz. Bunlar dahil mi? Tabii ki değil. Geçtim 15'e. Bak o problem sorularını unutma. Ne olursun unutma tamam mı? <laughs> pardon. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre x eksi 1 çarpı fx sıfırdan büyük eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Şimdi fonksiyonda fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktalar neydi abi? Kökleriydi. Eğer ki fonksiyon x eksenini bir noktada teğetse orada çift katlı kök vardır. Benim fonksiyonumun kökleri fx'in kökleri sevgili gençler. Eksi 1 ve 3'tür ve eksi 1 çift katlı köktür. Neden? Çünkü teğet olmuş bak burada. Peki x 1'in köküne 1. Bir, bir de 1 diye kökümüz var. Bu da bir eşitsizlik sistemidir. Ve kökleri sıralayalım. Eksi 1, 1 ve 3 diye sıraladım. Daha sonrasında şöylece bir satır oluşturdum. 3 tane veya 2 tane fark etmez. Daha sonrasında şunları şu şekilde oluşturduk. Oluşturduktan sonra bir tane de şuraya attım. Diyorum ki fx'e 1 diyelim. Tamam fx'e 1. x 1'e de 2 diyelim. Şu 2 numaralı bu 1 numaralı. 1 numaralının kökleri. Eksi 1 vardı ve çift katlıydı. 2 numaralının 1 numaralının diğer kökü de 3'tü. 2 numaralının kökü buydu. Ne ile başlayacağım? fx bu çok önemli bak. Grafik üzerinden ne ile başlaman gerektiğini anlıyorsun. Arkadaşım f fonksiyonu 3'ün sağ tarafında nereye doğru gidiyor? Negatife doğru gidiyor. Ya da bu fonksiyona baktın azalıyor mu durmadan sonsuzda azalıyor o zaman eksidir. Tamam eksi kök gördüm artı artı çift katlı kök artı ki sen bunu şu şekilde de karar verebilirsin. Bak şimdi olaya bak. Şöyle yaz. Eksi 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 artı 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 artı. Şurada bir sıfır olmuş sonra artı artı, artı devam ediyor. Bak şimdi. Eksi 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 3 ile -1 arasında 3 ile -1 arasında artı 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 artı. Burada bir 0 oluyor. Daha sonrasında artı artı diye devam ediyor. Bu kadar basit işte. Peki İkinci ise için ne söyleyeceğiz? Artı olduğu için artı artı eksi eksi. Şimdi güzel. Sıfırdan büyük olan yerleri istemiş. Bunları çarpmış mı? Çarpmış. E çarparsa eksi kere artı diyorsun. Eksi. Artı kere artı 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 kere eksi. Eksi artı kere eksi eksi. Bizden nereyi istemişti? Sıfırdan büyük olan yerleri. Yani sadece şurayı istemiş. Eşitsizliğin çözüm kümesi de x'ler elemandır. 1 ile 3 açık aralığı olur diyeceksin. Soruyu noktalayacaksın. Geçtik 16. sayfamıza. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafiklerini vermiş. f çarpı g sıfırdan büyük eşitsizliğinin çözüm kümesini de bul demiş. Hadi bulalım. Şimdi pembe grafik. Tamam pembe yapalım bizde. Pembe grafik. Bu pembe değilmiş mormuş ya. Yani. Şöyle yapalım. Heh. Şunu da silelim. fx'in grafiğiymiş. Ve fx'in köklerini ben şuraya yazayım. Mavi olan grafikte sevgili gençler gx'inmiş. Onu da şöyle yazalım. Şimdi fx'in köklerine bakalım. Eksi 1 var. Başka bir de 2 var. gx'in köklerine bakalım şimdi gençler. Eksi 1 var, 0 var, 3 var. Eksi 1 var, 0 var ve 3 var. Şimdi ne diyor? fx ile gx'in çarpımından bahsetmiş. E güzel. Ben şu kökleri bir sıralayayım önce. Eksi 1, 0, 2 ve 3. Eksi 1'i 2 defa yazamam. Ama eksi 1'den 2 tane olduğunu bildiğimize göre artık ikisine de bunu çizmemiz lazım. Bunu da unutmayalım. E, i̇kisine de çizeceğiz. Şimdi şunu alalım. Şöyle başlayalım bakalım çizmeye. Bir de böyle yapalım. Bir de böyle yapalım. Sonrasında da artık şunları şu şekilde düşünebiliriz. Bakın ben bunu da sistem gibi çözüyorum. Fark etmişsinizdir. siz de benim gibi yapabilirsiniz. Şuraya f diyelim buraya g diyelim. F'in kökleri. F'in kökleri eksi 1 ile 2 idi. Dahil mi sevgili gençler? Büyüktür olduğu için dahil değil. Eksi 1 ile 2. Diğeri de eksi 1, 0 ve 3'tü. Peki İkisi de sonsuzda azalan mı? Azalan. O zaman ikisi de eksiyle başlayacak. Eksi eksi artı artı eksi. Eksi artı artı eksi artı. Şimdi f ile g'yi çarpmış değil mi? Biz de işaretleri çarparız o zaman. Eksi kere eksi artı. Eksi kere artı eksi. Artı kere artı, artı artı. Artı kere eksi. Eksi eksi kere artı eksi. Nereyi istemişti? Sıfırdan büyük olsun diyor. Sıfırdan büyük olsun diyorsa hem burayı hem de burayı istemiştir. Çözüm kümesini bulunuz demiş. Hadi yazalım. X elemandır. 0 ile 2 açık aralığı. Birleşim 3'ten sonsuza açık aralığı diyeceğiz. Bizim çözüm kümemiz de bu olacak sevgili gençler. Geçtim 17. sayfama artık sınavda nasıl sorarlar? Ekstra, ekstradan bir konu yok artık eşitsizliklerin olabildiğin, olabildiğin of, konuşamıyorum çok konuştum çünkü olabildiğince artık ben size her şeyini gösterdim yani bütün karşınıza çıkabilecek durumlar bu önceki 16 sayfada kısacık yerde vardı Eşitsizliklerle ilgili soru sorarlarken eğer problemler kısmından soru sorarlarsa dikkat etmen gereken yeri biliyorsun. Çift katlı köklere dikkat ediyorsun. İçler dışlar çarpım yapmamaya ve sadeleştirme yapmamaya dikkat ediyorsun. Bütün dikkat etmen gereken yerler bunlar. Peki sınavda nasıl sorarlar diye bir kısım yapmıştık. Bu sınavda nasıl sorular kısmında da arka arkaya 4 tane soru var. Bu 4 tane soruyu bitirdikten sonra da artık sen de eşitsizlikler konusu oturacağına dair içimde isterim var. Umarım doğrudur yanılmıyorumdur. <laughs> Pardon. Şimdi bakalım ilk sorumuza bakalım sınavda nasıl soracaklar. 2 dereceden bir px polinomumuz var ve baş katsayısı 1 olup sıfırları eksi 6 ile 5'tir demiş. Yani sıfırları eksi 6 ile 5 ise x artı 6 diye mutlaka bir çarpanı var. Bir de x eksi 5 diye bir çarpanı var diyeceğiz. katsayısı baş kat sayısı 1 olduğu için px artık budur derim ben. Qx polinomu da bakın burada dikkat etmemiz gereken yer Birinci dereceden bir polinom olması yani ax artı b formatında qx polinomunun baş katsayısı 2'ymiş yani 2x artı e, katsayılar toplamda 8 ise e, 2 burada var demek ki 6 da burada olacak. 2x artı 6'ymış yani px bölü qx demiş ya x artı 6 çarpı x 5 bölü 2x artı 6'dan bahsediyor aslında 0'dan küçüktür demiş. Yukarının köklerine eksi 6 ile 5 olduğunu zaten biliyoruz alt kısmın köküne eksi 3 hepsini yazacağız. Eksi 6 eksi 3 ve 5. Daha sonrasında bir işaret tablosu çizeceğiz. Bunların hepsinin de işleri boş olacak. Bu payda da olduğu için bir tane daha ekstradan çizebilirsin. Fark etmez. Neyle başlayacağız? Artı bölü artıdan artı, eksi, artı, eksi diyeceğiz. Pekala. Bizden neresi isteniyor? Sıfırdan küçük olan yerler. Yani şurası ve şurası. Peki bunu sağlayan aralıklardan biri aşağıdakilerden hangisi demişti ya. Bakalım hangi aralık bu aralıkların içerisine dahil. Şimdi eksi 6 ile eksi 3 dahil mi? Değil. Gitti. Eksi 8 ile eksi 6, eksi 8 burada dahil mi? Dahil. Vallahi cevap bursa. 5 ile sonsuz aralığı değil. Eksi 5 ile 2 aralığı değil. Eksi 3 ile 5 aralığı. Eksi 3 ile 5 aralığı zaten verilmiş değil mi? Ee, bir daha bakmak istiyorum. Şurası eksi 8 ile eksi 6 aralığı da sağlıyor. Eksi 3 ile 5 aralığı da sağlıyor. O zaman ne yapmamız lazım? Burada hangisini işaretleyelim? Hadi bakalım. Eksi 8 ile eksi 6 aralığı. Şimdi sağlayan aralıklardan birisi. Gerçi şöyle düşünmüş olabilir. Hani... Ee, yazar. Eksi sonsuzdan al, eksi 6'ya kadar açık aralık ve eksi 3'ten 5'e kadar olan açık aralık sağlıyor ya. Bu aralıklardan birisi şudur deyip bunu şey yapmış olabilir ama buradaki sayılarda bu eşitsizliği sağlıyor sonuçta. Ee, Bursa'da olabilir diye cevap biz garanti olsun diye denizli işaretleyelim. ÖSYM böyle bir şey sorar mıydı? Şimdi sınavda nasıl sorarlar dedik değil mi? Sınavda nasıl sorarlar dedik. ÖSYM böyle bir şey sorar mı? Böyle bir şey sorar da şıkkını böyle vermez. Tamam. Geçtik. Aysun şekildeki dikdörtgen kağıdın dik iki kenarını ölçmüş ve birbirinin, birinin diğerinden 10 santim uzun olduğunu görmüştür. Bu kağıdın bir yüzünün alanı ve çevresi sırasıyla A santimetre kare ve B santimetre. Bakın birinin diğerinin 10 santimetre ne olduğunu görmüş uzun. Yani ben burası x ise burası x artı 10'dur diyebilirim. Yazamadım. x artı 10'dur derim. Ve daha sonrasında bu kağıdın bir yüzünün alanı ve çevresi sırasıyla a santimetre kare. Şimdi x çarpı x artı 10 alanı verecek bize bu a'yı veriyormuş ve e, çevresi de b'ymiş çevrede sevgili gençler burada var x artı 10 burada var x toplamda 4x artı 20 4x artı 27 ne demiş b demiş pekala a b'den küçük yani x kare artı 10 x bu a yapıyor küçüktür 4x artı 20 artı 7 27 bundan küçükmüş pekala. Diyor ki kısa kenarı santimetre biriminde kaç farklı tam sayı değer alabilir? Kısa kenar x'ti zaten. x kaç farklı değer alır demenin farklı bir yolu bu. Hepsini bu tarafa toplayın bakalım. x kare artı 6x eksi 27 <laughs> küçüktür 0. Ben burayı x'e x burayı da artı 9'a eksi 3 diye açarsam x eşittir 3 ve x eşittir eksi 9 bizim köklerimiz olur. Eksi 9'u ve 3'ü yazarsam sevgili gençler. Hadi bulalım şimdi bunu. En zevkli kısmı. Ee, ne var? Sıfırdan küçük olduğu için. Yani eşitsizlik eşitlik olmayacak. İçi dolu olmayacak. Ne ile başlayacağım? Artı sonra eksi sonra artı. Neresi rezistenmişi Sıfırdan küçük olan yerler. Yani şurası. Peki ne demişti? X kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Şimdi burada. Eksi 3'ten 2'ye kadar diyebilirsiniz. 8 tane bir yerde 2 tane bir yerde 10. Bir tane daha 11 tane değer sayabilirsiniz. Ama şıklara bakıyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6. Peki sebep? Sebep şu. X burada sıfırdan büyük olmalı sevgili gençler. Dolayısıyla sıfırdan büyükse 1'i alabilir bir de 2'yi alabilir. Başka bir şey alabilir mi? Alamaz. Sıfırdan büyük de dedik çünkü bir uzunluk x. Problemler kısmı problem tarzını sorulanlara dikkat ediyorsunuz diye üzerine basa basa söylemiştim. Yine burada da karşımıza bakın bir tane daha çıktı. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıdaki şekilde bir pH cetveli gösterilmiş. 7'den küçükler asidik, 7'den büyükler bazik. 7 olanlarda nötr diyoruz. pH değeri 7'nin altında olanlar asidik, 7'nin üzerinde olanlar bazik özellik taşır. Öğretmeni Çınar'a pH değeri x kare eksi 4x artı 2 olan bir maddenin bazik olduğunu söyleyip x değerinin hangi aralıkta olması gerektiğini soruyor. Buna göre Çınar'ın ikisinden geniş çözüm aralığını aşağıdakilerden hangisi olarak budur? Bakın x kare eksi 4x artı 2 bazikse sevgili gençler bazik olduğunu söylemiş. 7'den büyüktür, 14'ten de küçüktür. Şimdi 14'e eşit olabilir mi? Olur. 7'ye eşit olabilir mi? Olmaz. Gelin bunu bir çözelim. Nasıl çözeceğiz? Önce şu kısmı çözelim. x kare eksi 4x 7'yi bu tarafa atarsam eksi 5 gelir. Sıfırdan büyüktür. 14 yani şu tarafı çözersek bu sefer de x kare eksi 4x e, 14'ü bu tarafa atarsam eksi 12 küçük veya eşittir 0. Peki ben burayı x'e x burayı da eksi 5'e artı 1 burayı x'e x burayı da ee, nasıl ayırırım? Eksi 4 ise eksi 6'yı artı 2 diye ayırırsam x eşittir eksi 1, x eşittir 5 gelir. x eşittir 6, x eşittir eksi 2 gelir. Şimdi bunlara göre sıralama yapalım. Eksi 2, eksi 1, 5 ve 6. Çizelim tablomuzu da. İki tane çizilmemiz gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü iki tane var. Bir sistem çözüyoruz. Şuna 1, buna 2 numarayı atarsak buraya 1, buraya 2 dedim. Sonrasında Renk değiştirelim değil mi? Sonrasında Birinci eşitsizliğimizin kökleri neydi? Eksi 1 ile 5. Çizdim. Eksi 1 ile 5. Bu arada buraya eşitlik vardı. Bunları unutmayın. Köklerimiz neydi? 6 ve eksi 2. Eksi 2'ye eşitlik var. 6'ya eşitlik var diyeceğiz. Peki. Birincisi neyle başlar? Tabii ki artıyla. Artı, artı, eksi, artı, artı. İkincisi neyle başlar sevgili gençler? Artıyla artı, eksi, 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 artı. Şimdi birincisi sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Dolayısıyla şuralardır diyeceğiz. İkincisi sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Şuralardır diyeceğiz. Peki neler var burada? Bir şurası bir de burası. İkisi de taralı olan yer. Yani iki sütürün de ortak olarak taralı olduğu yer. Burasıdır. Yani eksi 2 bakın dahil. Dolayısıyla eksi 2 virgül. Eksi 1 dahil değil. Birleşim 5 dahil değil. Ama 6 dahil. Dolayısıyla bizim cevabımız bu olacaktı. Yani cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Güzel soruydu bence. Geçtim bir diğer soruma. Bir pastanede ekler pasta yapmanın lira cinsinden günlük maliyeti günlük yapılan ekler pasta dediği x olmak üzere fx eşittir 0.1x kare artı 2x artı 50 fonksiyonuyla belirleniyor. Bir ekler pasta 6.5 liraya satıldığına göre bu satıştan zarar edilmemesi için x hangi aralıkta olmalıdır? Bakın gençler diyor ki bize bir pastanede ekler pasta yapmanın lira cinsinden günlük maliyeti şu olmak üzere denilmiş. Ve bir ekler pastayı da 6,5 liraya satmış. E bu satıştan e, zarar edilmemesi için diyor ya. Bizim elde edeceğimiz para bu. 0.1 çarpı x kare artı 2x artı 50. Bizim elde edeceğimiz para bu. Pardon mali maliyetimiz bu. Yani ben günlük x tane ekler pasta yaptıysam işte bu kadar zararım olacak. Yani bu kadar para ödemem gerekiyor bu iş için. Kazancım da buçuk çarpı x. Pekala. Neden? Çünkü tanesi 6.5 x tane ekler pasta yapmışım. Ne diyor şimdi? Zarar edilmemesi için. Zarar edilmemeye zarar edilmeyecekse sevgili gençler maliyet satıştan daha küçük veya eşit olması lazım. İşte bu kadar. Çarpın bunu 10'la. X kare artı 20x artı 500 küçük veya eşittir 65 tane x. Hepsini bu tarafa topla. X kare eksi 45x artı 500 küçük veya eşittir 0 diyeceğiz. Şimdi şurası küçük veya eşittir. Peki ben bunu nasıl çarpanlarım? X'e x eksi 50'ye 50 olur mu? Olmaz. 500 elde etmek için ne ile neyi çarpabilirim? Ee, düşünüyorum. 25 ile... 25 ile 20'yi çarpabilirim. Güzel. Eksi 25 ile eksi 20. Tamamdır. X o zaman 20 ile 25 geldi. 20'yi 25'i buraya yazdım. İşaret tablosu çiziyorum. İkisi de dahil mi? Vallahi dahil. Neyle başlayacağım? Tabii ki artıyla. Artı eksi artı dedim. Sıfırdan küçük veya eşit dediği için de negatif bölgeyi aldım. Peki şimdi ne olacak? Bu x'ler nerede olmalıydı? x'ler 20'den kapalı, 25'ten kapalı aralıkta olmalıydı. Hocam ben her şeyi anladım, her altı anladım da şuraya niye küçük eşittir yazdınız? Niye küçük veya eşit yazdınız? Sebep? Arkadaşlar zarar etmemek istiyoruz. Zarar nasıl etmezsin? Ya maliyetin satış fiyatına eşittir zarar etmezsin. Ne kar ne zarar dersin. Ya da maliyetin satışından daha küçüktür ve dolayısıyla zarar etmedim dersin. Kar ettim dersin. Ne kar ne zarar olma durumundan kaynaklı eşitlik koyduk. Hocam niye onunla çarptık? Çünkü 0.1 ile 6.5 ile uğraşmak istemedim başka başka sorabileceğiniz bir şey düşünüyorum. Başka sorabileceğimiz bir şey yok. Hocam burayı neden 6.5 ile çarptık dersen de x tane ekler satmıştık. Tanesi 6.5 liraydı. Bundan kaynaklı 6.5 çarpı x, x yaptık. Ve cevabımız da 20 ile 25 arası geldi. Yani cevap Bursa'dır diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Evet bu haftanın da o halde sonuna geldik. Diğer haftalarda görüşeceğiz artık. Haftaya problemler ve oran orantıda görüşeceğiz. Haftaya sadece perşembe günü video atmayabilirim. Cuma günü de sizlere video atabilirim. Belki cumartesi günü de atabilirim. Bilmiyorum. Ee, ama sadece perşembe video beklemeyin benden. Ve bir sonraki haftalarda şu anda da pdf hazırlıklarını yaptım. Size bomba gibi pdf'ler hazırlıyorum. Efsane pdf'ler hazırlıyorum. Ee, çok beğeneceğinizden çok eminim. Adım kadar eminim. Dolayısıyla bir an önce de hazırlayıp bir an önce çekmek istiyorum ama iş yoğunluğu sebebiyle araya farklı şeyler giriyor. Dolayısıyla sevgili gençler hem işte yayında yazarlık yaptığımı biliyorsunuz acil yayınlarında e, oraya soru yetiştirmeye çalışıyorum. Hem bu videoları çekmeye çalışıyorum. Hem size program hazırlıyorum. Hem PDF hazırlıyorum. Hem işte e, Ankara'da sml danışmanlık diye bir kursumuz var birebir e, eğitim kursumuz özel dersler verdiğimiz. Hem oraya yetişmeye çalışıyorum. Hem kendi özel derslerime yetişmeye çalışıyorum derken. Olay bayağı bir dağılıyorum ben. Uyumak için zor vakit buluyorum ama yine de sizler için yeni fikirler üretmeye de sonuna kadar devam ediyorum. Umarım sen de bu fikirlerin karşılığını, bu emeklerin karşılığını sadece abone olarak bu ve bu videoyu beğenerek gösterirsin diyelim ve artık videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar bir sonraki haftalarda ve bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.